Günaydın. İnfo Yatırım Günlük Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 13 Nisan Perşembe. BIST endeksi geçtiğimiz haftaya kadar 3 hafta boyunca 60 günlük hareketli ortalamasını geçti. 5030 puanın altında hareket etti. Bu süreçte 4750 ve 5030 bandına sıkışan endeks bu hafta 60 günlük hareketli ortalama yukarı kırarak haftanın ilk 3 gününde 5030 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı ve dün de alıcılı seyirle günü 5146 seviyesinden tamamladı. Endekste 22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5030 seviyesinden geçiyor. 5030'un üzerinde kalındığı sürece 5400 seviyesinin kısa vadeli hedef alma ihtimali artacaktır. Dün küresel tarafta Amerika'da faiz belirsizliği eşliğinde enflasyon verilerini takip ettik. ABD'de enflasyon beklentilerin altında aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %5 olarak açıklandı. Veri sonrasında enflasyonun kontrol altına alındığı algısı ve ileriye dönük hamlelerde parasal genişlemeye geçebileceğine dair beklentilerle dolara olan talep azalırken güven limanlara geçişler hızlandı. Akşam saatlerinde yayınlanan FED tutanaklarında da geçen ay birçok banka iflasının piyasaları alt üst etmesinin ardından yetkililerin bu yılki faiz artmalarına ilişkin beklentilerini azalttığı ve yıl sonunda hafif bir resesyon beklendiği bilgisi yer aldı. Bugün endekste 5150 seviyesinin üstünde kalınması durumunda 5250 ve 5280 seviyelerini direnç, geri çekilmelerde de 5150 ve 5100 seviyelerini takip edeceğiz. Borsa İstanbul'un güne yatay başlamasını bekliyoruz.